Doğdum doğalı da bunun içindeyim. Tam ebeden dededen kalma gördüğümüz. Kendimiz 60 yaşına girdik. 60 yaşa 60 senedir bunun içindeyiz. Büyüdük. Ha. 1500'ünü de gördüm ben bunun. 2000'ini de gördüm. Ha, şimdi kalan bu. 180 kaldı. Geri depti. Mecbur satmak zorunda kaldım. Adam bulunmuyor. Hayat pahalı. Geri de yapacak kişi yok. Yapacak gençlere iyi bir şey öneririm. Ankara geçisinin tarihi ta Osmanlılara dayanır. Ankara'nın bir simgesidir. Bizim bildiğimiz tarihini bildiğimize göre. Gençlere yapın, kendiniz yapabiliyorsan bak. Her işi severek kendin yapabiliyorsan en iyi meslek odur. Ben bunu öğrendim büyüklerimden. Ve bu şeyin de yapıyordum. Geride yapacak kimse kalmayınca biraz da maddi durumla geri depti. Yapılmayacak duruma geldi. Ben devlet adamlarıyla da çok görüştüm. Çok dedik, bu adam çaresiz, adamsızlık, çobansızlık. Bugün askeri ücretine adam şurada çalışıyor. Burada gelip 25 liraya çalışmıyor bak. 35 lira biz Afgan'a veriyoruz. Türkiye'de çobanlık yapan yok. Hep yabancı, Afgan. Onlar da olmazsa zaten hayvancılık gibi biter. Başka ne diyeyim? Kazanamaz. Şu durumda kazanamaz. Yani kazanç yok ki. Tarım bitti. O yüzden zaten gençle gidiyor. Çıkacak bunlar. Çıkacak dışarıya. Çıkarmazsak ne oluyor? Çıkarmazsan ne olur? İçeride işte ancak senin verdiğinden yetinir. Hmm. Kokar. Keçi sadece senede bir ay kokar. O da biz teki aşım zamanı deriz. Kayada oynamayı pek sever. Öyle mi? Ya oğlan. Oğlan. Ta oraya gittim.